Zaman en uzun günü gösteriyordu o gece. İnsanlar izleri hayat boyu sürecek bir şiddetin ayak sesleriyle silkinip, ölümün nasıl ansızın gelen bir şey olduğunu o an öğrendi. Yaralanıp kurtulanlar içinse yaşam her an bir ölümdü artık. Ve bu akıl almaz sarsıntı zamanın hafızasını ilk kez böylesine durdurmasına yol açtı. Tarihten ders ve ibret almak gerekiyor. Tarih bir milletin geçmişi değil, geleceği de. Evet, deprem felaketle sarsılmıştı. 17 Ağustos 1999'da depremi gazeteci, belgeselci olarak yaşamıştık bu coğrafyada. Deprem zamanının önemli bir devlet adamı Sayın Koray Aydın'la beraberiz Gebze'de. Efendim, depremde bakandınız. Duygularınızı, depremi öğrendiğinizde neler hissettiniz o zaman? Tabii deprem olgu olarak çok bildiğimiz, içinde olduğumuz bir olay değildi. 17 Ağustos 1999'da ilk deprem olduğunda doğrusu işin boyutunu bile ilk etapta kavrayabildiğimizi söyleyemeyiz. Ne zamana kadar? Ne zaman ki hemen depremden birkaç saat sonra arabaya binip ilk önce Bolu'ya, oradan Düzce'ye, arkasından Sakarya'ya geldiğimde neyle karşı karşıya kaldığımızı ancak o zaman görebildim. Çünkü gece itibariyle zaten iletişim kopmuştu. Ama gelip gördüklerimi büyük bir şaşkınlıkla gördüğümü ifade etmek mecburiyetindeyim. Özellikle ben Sakarya o Çarşı Caddesi bölgesine sabah erken ışıklarında girdiğimde sanki bir hayali şehre geldim. Binalar sağda solda tamamı yıkılmıştı. Sokakta gördüğüm insanlar da dilsiz gibiydiler. Böyle bakıyordular, bakışlar donuk, anlamsız, şaşkın, ne yapacağını bilmeyen, bize bile bir şey söyleyemeyen şaşkın insanlarla karşılaşmıştım. Şunu ifade edeyim, tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönem böyle büyük bir ağır depremin hazırlıklı değildi. Ama şunu da söylemekte fayda var, aradan geçen kısa bir süre sonra devletin deprem olgusuna çok sıhhatli yaklaştığını, önemli kararlar aldığını, bölgeyi dönüştürecek önemli adımlara da adım attıklarını da düşünüyorum. Ölü sayısı ne kadardı? Ne kadar hasar vardı? Bir takım iddialar var. 17 bin civarında resmi bir rakam var, gayri resmi rakamlar var. Tabii siz önemli bir mevkide ediyoruz o zaman. Yok ya, yani devletin o zaman tutmuş olduğu envanter o açıklanan sayılardır. 18.200. Şu anda tam hatırladığım rakam o. Bunun az veya çok gösterilmesinin devlete bir fayda veya zararı yok. Neyse o tespit edilen, kayıt altına alınan ölü sayısı o. Fakat burası büyük bir coğrafi bölge. Türkiye'nin sanayisinin kalbinin attığı, Türkiye'nin her yerinden insanların burada barındığı, burada yüreklere düşen bir acının Türkiye'nin birçok iline nakledildiği çok önemli bir coğrafyada bu deprem oldu. Bir de 367 bin bina orta, ağır ve az hasar gördü. Bu inanılmaz bir rakam. Yani bir şeyde 10 daire olduğunu ortalama düşünseniz, yani 36 bin bina bundan etkilendi. Şimdi 36 bin küsür, 120 küsür, yani 120 tane, öbürü 36 bin bina düşünün. Şimdi bu işin büyüklüğü düşünüldüğünde, yani o zaman kurulmuş olan koordinasyon, yerinden yönetim, halkın taleplerine birebir yerinde cevap verme arzusu, isteği, o zaman bütün hane başına dağıtılan paraların ülke ve bölge ekonomisi içerisinde bir çark çevirip insanların hayata dönmesi yolunda alınmış cesur ve kararlı adımlar. Peşi sırada tabii bu kadar büyük bir felaket karşısında açıkta kalan insanlarla ilgili benim yürüttüğüm bitirme sözü vererek o zaman bir devlet sözü olarak anılan işte geçici yerleşim yerlerinin hızlı ve süratli bir şekilde yapılması bir periyotlarında. Keşke dediğiniz oldu mu Sayın Bakanım? O günden baktığınızda başarılı olan nedir? Öz eleştiri yaptığınızda şu kadar başarılıyız ya keşke şunu da yapılsın. Yani şunu söylemek lazım. Ben rahat bir siyasetçiyim. Yani gücümü rahatlığımdan aldığımı düşünüyorum. Çünkü yaptığım işi samimi yapıyorum. İşten yapıyorum. O depremin başlangıçta yaşanan şoku ben normal karşılıyorum. Yani ben bunu bir eksiklik olarak görmüyorum. Çünkü biz daha yeni gelmiştik. Zaten iki aylık
iktidardık. Ben 57. hükümetin en başarılı yürüttüğü bir süreç olarak kabul ediyorum. Biz o zaman bakanlar olarak, devletin bürokratları olarak bölgede konuşlandık. Yani buralarda yattık, kalktı arkadaşlarımız. Halkın arasından çıkmadık. Sorunlara muhatap olduk, kaçmadık. Ben kahvelerde gezdim, yani halkın içinde dolandım. Sorunlardan kaçmadım, üstüne gittik. Yakamıza yapışan insanlardan rahatsızlık duymadık. İşlerini boşaltmasına imkan verdik. Onları dinledik, kalplerimizi açtık onlara. Dinlediğimiz insanlarla bir paydaş olarak, kendimizi de bir depremzede gibi görerek, bunu birlikte yaşamış insanlar olarak çözüm aradık. Ben çözüm üretme konusunda o hükümetin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. 17 Ağustos depremi bölgede o günü yaşamış bir gazeteci olarak Sayın Bakanım unutuldu. Unuttuk. Yani çok acı. Çok acı. Ben bunu hep anlatıyorum. Ben 2011'de parlamentoya yeniden tekrar girince yaptığım bir basın toplantısında bunlara vurgu yaptım. Yani dedim ki illa bir felaket ayağa gelince mi bunu konuşmamız lazım. Van depreminden sonra bir kıpırdanma oldu. Kentsel dönüşüm projeleri üzerinde bir çalışma yapılıyor. İstanbul'u 3 kategoriye ayırmıştık. A, B, C. Yani en öncelikli bölgeden başlamak üzere devletten kredi tesis ederek bütün binaların dönüştürülmesi ve bunun aynı bugün araba ev kredisi metoduyla vatandaşa imkan tanınarak bu dönüşümün yapılması yönünde projede tam zaman hazırlanmış. Değerli izleyenlerimiz, Koray Aydın Bey'le tarihe not düşüp zamanı tebrik ettik. Depremi konuştuk. Çok konuşmak gerekiyor. İsterseniz sizi 17 Ağustos depremiyle ilgili hazırladığımız belgesel görüntüler var. Baş başa bırakıyoruz. Asrın felaketi Marmara depremi. Hafızası donup kalmıştı bu manzara karşısında. Gölcük'te yaşanan bu dehşetin korkulu yüzü şaşkınlığını atamamıştı üzerinden. Hayatın değişmez yasası burada da kendini göstermişti. Bilimi ve teknik gelişmelere gözlerini kapayan bütün toplumların başına aynı akıbet gelebilirdi. Yerle bir olan enkazların altından neler yükselmiyordu ki? Koca taşıtları bile içine alabilen çatlamış karayolları, yıkılmış köprüler ve her yanı saran bir yangın ateşi. Her yaştan insanın bir anda bir araya gelip birbirlerine affedici gözlerle yardıma koşması akla başka soruları da getiriyordu.